Evet, program sistem kullanıcı girişi yaptık. Artık kullanıcı girişinden başlatacağız arkadaşlar forumumuzu. Başlayacak daha doğrusu. Sizde 1-1'di, bende 2-2'di herhalde. 2-2'den giriş yaptık. Ana forumumuz açıldı. Buradan kullanıcı işlemleri, araç işlemlerini de şuraya eklememiz lazım. Bunun için şurada ana forma geliyorum. Ana forma geldik. Kaydediyorduk. Ana forma geldik. Şuradaki TOSTRI buton 2'nin adını, tekstini araç yapıyorum. Araç. Adını da TS BTN. Şunu BTN mi yapmış? Sadece TS mi yapmış? TS BTN. TOSTRI buton araç diyorum. Sonra bu araç form butonuna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Araç butonuna çift tıklıyorduk. Sonra buna araç AFRM eşittir new araç diyoruz. Sonra AFRM.mdiParent mdiParent eşittir this diyorduk. Bunun için yapıyorduk. Formun çerçevesinden dışarı çıkmasın diye, değil mi? AFRM.show diyorduk arkadaşlar. Kullanıcı girişi geldi. Sonra ana formumuz açıldı. Ana formumuzun içerisinde araç formumuz açıldı ve bu çerçeve dışında ne yapmıyor arkadaşlar? Çıkmıyor gördüğünüz üzere. Arkadaşımız diyor ki hocam bunu açtığımız zaman tekrar tekrar açıyoruz. Tekrar tekrar açmamıza izin veriyor aynı formu. Bir sürü kullanıcı formu açabiliyoruz. Şimdi biz istersek şunu iki şekilde yapabiliriz. Birden fazla şekilde yapabiliriz. Biz istersek bunu açıp bir daha açılmasını engelleyebiliriz. Ya da mesela kullanıcı açtık, aracı açtık, sonra tekrar kullanıcı açtık. Mesela tekrar aracı açmak istediğimiz araç formu açıksa o ön plana gelsin isteyebiliriz mesela. Ya da zaten açık dersen bunları kapatıp ona ulaşması lazım ya. Yani onu ön plana getirebiliriz, öne getirebiliriz. Hangisini yapalım? Tekrar açılmasını engelleyelim mi, ön plana mı getirelim? O zaman şöyle yapalım o zaman. Burada şimdi ana form açıldığında şimdi şuradaki kullanıcı ve araç formlarını oluşturmuştuk ya. Bunları o zaman global hale getirmemiz gerekiyor. Yani araç AFRM diyeceğiz. Sonra kullanıcı KFRM diyeceğiz arkadaşlar. Eşittir yok. Sonra şuradaki kullanıcı KFRM ve araç AFRM'deki şuradakileri siliyorum. Bir de bunların başına public koymamız lazım. Public koymasak erişemeyiz diğer formda. Ana formdan değil de diğer formlardan bunlara erişmeye çalışacağız. Şimdi ne olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Şuna bakacağız önce. Diyeceğiz ki if KFRM eşit nullsa bunu yapacak. Nullsa şu işlemleri yapacak. Değilse else kfrm.show. Dersek eğer. Şimdi çalıştıralım bir. 2-2 kullanıcı araç. Şimdi tekrar kullanıcıya bastığım zaman kullanıcı nasıl yapıyorduk bunu? Show olmuyor. Zaten show durumda. KFRM nokta Windows state maximize desek Windows state Windows state nokta
Oldu diyelim. Şöyle deneyeyim bir dakika. Bir yazmayın siz. Ben bir deneyeyim. Nasıl da hatırlayamadım. Kullanıcı, araç. Maksimal. Kullanıcı, araç. Kullanıcı. Tekrar kullanıcıya geçiyorum. Böyle olsun. Şimdi normal olduğu için o yüzden göstermiyor. Maximize de olsa araç açtık şimdi tekrar. Şu an araç açık. Kullanıcı dedik tekrar kullanıcıya geçiyor. Okey böyle olsun. Şimdi başlangıçta da o zaman bu formların Windows State'i. Windows State demek Windows durumları. Yani Windows pencere durumları. Nasıl olacak onu belirliyor arkadaşlar. Biz başlangıçta o zaman şu araçla kullanıcı formlarını şey yapalım. Şu araç formunu seçiyorsunuz. Properties'inden Windows State'in normal. Normal. Bunu maximize yapıyoruz. Aynı şekilde kullanıcı formunu da açacağız. Kullanıcı formunu seçeceğiz. Properties eventinden en altta Windows State normal yazıyor. Bunu maximize'da çevireceğiz. Kullanıcı ve araç formlarını açtık. Properties penceresinden Windows State'ini maximize yaptırır arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımızda, ilk açtığımızda da formlar şöyle ana formumuz normal gelecek ama kullanıcıyı açtığımız zaman ekranı doldurmuş oluyor. Bak ana formun içini dolduruyor. Araç aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Var. Şunun aynısını arkadaşlar araç içinde yazıyorum. If ARM eşit nalsa else ARM Windows State eşittir form Windows State nokta maximized. Bunu yazın. Sonra bir şey daha eklememiz lazım. Bir yerde yine hatamız var onu gösterelim. Tekrar hatayı bir daha göstereyim de arkadaşlar. Videoda kaydetmişim. Şimdi çalıştırdığımızda arkadaşlar şöyle bir hatamız var. Giriş yaptığımızda kullanıcıyı açtık, aracı açtık. Kapattıktan sonra ikisini de tekrar açmamıza izin vermiyor. Kullanıcı da araçta. Bunun için kullanıcı formuna geliyoruz. Kullanıcı formuna geliyoruz. Properties eventinden event kısmına geçiyoruz. Kullanıcı form closing eventini açıyoruz. Form closing eventinin içerisine diyoruz ki ana form aferim eşittir this.mdi parent. Yani bulunduğumuz formun mdi parent'ı ana form olduğu için biz zaten açarken mdi parent'ını belirtmiştik. Ana formun altındaki kfrm değişkenini null'a çeviriyoruz. Neden? Çünkü ana formun altında biz şurada global olarak bunları tanımlamıştık. Biz buradaki mantığı şuydu. KFRM nalsa yani kullanıcı formu daha önce tanımlanmışsa kullanıcı formunu oluştur. Eğer tanımlanmışsa bunun Windows State'ini maximize yap demiştik. O yüzden normalde kapattığımızda kullanıcı formu null olmamış oluyor. Bir değeri olmuş olduğundan dolayı null olmadığından dolayı buraya girmiyor. Bu Windows State'ini de değiştiremiyor. Çünkü formu kapattığımızdan dolayı formu görünür durumda olmadığından dolayı bunu değiştiremiyor. O yüzden açamıyor. Dolayısıyla biz null'a çevirdik ki tekrar ne yapılsın? Nesnesi yaratılıp tekrar açılabilsin diye yaptık kullanıcı formunu. Bunu yazdınız mı? Bunun aynısını araç formuna da yapacağız arkadaşlar. Araç formuna geliyoruz. Buradan aracı seçiyoruz. Properties eventinden form closing eventine geliyoruz. Diyoruz ki araç ana form aynısını yazacağız arkadaşlar. Ana form aferm eşittir ana form this nokta MDI parent diyeceğiz. AFRM'nin altındaki araç formu A olmaz. Şunu ana form dememiz lazım. Bu da AFRM çünkü. Ana formun altındaki araç formu AFRM eşittir null diyeceğiz arkadaşlar.
Şimdi çalıştırdığımızda kullanıcıyı da aracı da açıyorum. Kapatıyorum. İkisini tekrar açabiliyorum artık. Okey mi? Şimdi arkadaşlar şu skripti yazdık. Niçin yazdık? Otopark tablosunda otopark park yerlerini yapacağız. Park yeri tablosunda hangi park yerlerin nerede olduğunu bulmak için veri tabanımız olmadığı için böyle bir script yazdık. Park yeri tablosunun X ve Y sütunlarını ekledik. Bu sütunların içerisine verilerini güncelleyecek şekilde, yani boş null olarak eklenecek bu sütunlar. Verilerini güncelleyen kodu da burada yazdık. Şurada yapılan şey X, A, B, C, D sütunları vardı arkadaşlar. Park yerlerinde A, B, C, D sütunları var bakın. A, B, C, D sütunlarının yani X üzerinde ilerlemesi için işte 40, 60, 40'dan sonra 60'ar 60'ar artacak şekilde olması için bunu şurayı sağlıyor. Y de arkadaşlar A1, A2, A3 şeklinde aşağıya doğru ilerleyecek şekilde olması için bu kodu sağlıyor. Yani park yeri tablosunu güncelliyor. Bunu yaptıktan sonra park yeri tablosunun hali bu. Yani mesela biz A1 park yeri A1 olan park yerini form üzerinde 40'a 40'lık alana, işte A2 olan park yerini 40'a 100'lük, 40'a 160'lık, yani A1 sütunlarını şöyle aynen burada görüldüğü gibi yazmak için kullanacağız. Bunun için şimdi park yerlerini çekecek sorgumuzu yazdık arkadaşlar. Tüm park yerlerini çekecek sorgumuz burada. Formumuzu, park işlemleri formunu oluşturmuştuk. Bu formun load eventini açtık. En üstüne veri tabanı işlemleri klasını ekledik. Burada vt nokta, önce biz burada tabi sorgu döndürecek geri. Sorguyu tutmak için data table'a ihtiyacımız var. Data table vt eşittir vt nokta select diyoruz. Select sorgusunun içerisine tüm park yerlerini arkadaşlar aldık. Şimdi bu park yerlerini aldığımız park yerlerini buton halinde ne yapmamız lazım? Forma eklememiz gerekiyor. Şimdi önce bir izleyin, ondan sonra yapın isterseniz. Bunun için bir tane for each döngüsü oluşturuyorum. For each. For each. Var item in dt diyoruz. dt.rows diyoruz arkadaşlar. Bu dt.rows şurada data row dememiz gerekiyor tanıması için. Data row. Data row. Şimdi bu data row şunu ifade ediyor. Biz dt.rows dediğimiz şuradaki sorgudan dönen her satırı alıyoruz aslında burada. Her satır için for each döngüsü dönecek. Biz her satır için ne yapmamız lazım? Bir tane park yeri oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu park yerini oluşturmak için de park yerlerini bir dizide tutalım isterseniz. Buton park yeri butonu oluşturalım. Bir buton dizisi oluşturalım bir tane. Daha şöyle yapalım. Array list yapsak buton sayısının sayımız belli mi? Şurada buton sayısını belli ederiz gerçi. Buton. Park yeri diyelim. Daha sonra değiştiririz olmadı. Park yeri eşittir new buton diyorum. Sayısını da arkadaşlar dt.rows'tan alıyorum. Kaç satırsa. Evet. rows.count aldık. Şimdi burada buton, bir tane buton tanımlayalım. P'ye btn park yeri eşittir new buton dedik arkadaşlar. Sonra btn park yeri nokta textimiz yani görünen kısmı dt nokta dt değil pardon item sütun isimlerini alacağız, yani park yeri adı, park yeri at. Burada arkadaşlar. To string. Park yeri ID, park yerin text'ini aldık. BTN park yeri text'i. Location'ına ihtiyacımız var. Int x. Int x. Convert bu int 32 x şuradan şöyle yapalım
Item park yeri değil de x olacak. Bu karakter demiş. Aynısını int y'sini de alacağız. Y şurada. Y'si. X'in y'sini aldık arkadaşlar. Park yeri id'sinin tür id'sine de ihtiyacımız var. Bunları daha sonra ekleyelim olmadı. Şimdi x'in y'sini aldık. Butonun boyutlarını belirlememiz lazım. BTN önce şu şeyini belirleyeyim madem. Konumunu. Location eşittir new point diyoruz. X virgül y. BTN park yeri nokta size. Size'ı eşittir 40'a 40 yaptık biz aslında. Küçük oldu gibi sanki. 50 de yapabiliriz gerçi. New size 50'ye 50 yapabiliriz. 50'ye 40 da yapabiliriz. Fark etmez. 50'ye 50 yapalım bakalım. Park yeri size'ını ekledik. Location ekledik. Text'ini ekledik. Name'ine şeyi ekleyebiliriz. BTN park yeri nokta name eşittir. Park yeri id'sini ekleyebiliriz. Ya da butonu kendimize göre özelleştirebiliriz arkadaşlar. Bunu daha sonraki dersimizde yaparız olmadı. Buradan şimdi bir de ne yapacağız? This nokta controls formu ekleyeceğiz. Controls nokta add btn park yeri diyorum. Şimdi bakın çalıştırdığımda park işlemlerinin formunu çalıştırdığımda arkadaşlar bütün bakın bütün butonlar kendiliğinden ne oldu? Geldi. Şimdi mesela biz bu location'ları kendimiz belirlediğimiz için bu location'lara göre oldu arkadaşlar. Mesela diyebiliriz ki yeni bir tane daha mesela park yeri tablosunu açayım. Park yeri tablosunu açayım. Edit diyeyim mesela şuradan. Bir tane daha şunu ekleyeyim mesela. D6. D6. Olsun. Park yerleri 2 olsun. Park yeri 2 olsun. 220'ye 280-340 diyeyim mesela. Şimdi eğer biz bunu kodla yapmış olsaydık tek yeni bir veri tabanına kayıt eklendiğinde bu gelmeyecekti. Ama burada her eklediğimizde yani park yeri tablosunda ne kadar kaydımız varsa ona göre yeni bir park yeri eklendiğinde o park yerleri ne olacak arkadaşlar eklenecek. Yani location'ı sonuç olarak nereden alıyoruz? Buradan alıyoruz. Şunu tekrar geri silelim. Anladınız mı mantığını? Anlamadınız mı? Hı? Evet, butonu, yani buradaki butonları elle oluşturmak yerine butonları kodla oluşturduk arkadaşlar. Bunu biz önceden butonu sürükleyip bıraktığımızda form designer kendisi yapıyordu. Mesela bakın araç formunu açtığınızda diyelim ki bunların hepsini sürükle bırak da yapmıştık. Araç formunun designer'ını açarsanız designer'ın içerisinde bakın butonu tanımlamış. Ekle, sil, güncele, temizle. Şu diz ne yazıyor şurada? Windows Form Designer Generated Code. Diyor ki Form Designer'ın oluşturduğu kodlar diyor. Burada bakın şurada mesela label eklemişiz. Label'ın özelliklerini belirlemiş. Butonu mesela bizim butonun aynı olduğu için. Bakın butonun location'ı biz nereye bıraktık? Orası. Adını kendisi eklemiş. Yine size'ı şu demiş. Sonra tab indeksini vermiş. İşte text'ini vermiş. Şu bunlar da click eventleri arkadaşlar. Click eventlerini biz daha sonra ekleriz. Yani işte biz bunu böyle yapmadık da kendimiz buradan ekledik arkadaşlar. Park yerlerinin kullanılması.